Kitabımızın adı Oz. Yazar Adam Faver. Çeviren Algan Sezgin Türedi. Yayın evi April Yayıncılık. İki. Dorothy'nin öldüğü gün. Seymour hayatında hiç o kadar hızlı koşmamıştı. Arkasından aptal deli diye bağırıp kovalayan zorba çocuklardan kaçarken bile. Dorothy ile dev köpeği olmasa bayıltana kadar döverlerdi Seymour'u. İkisi Tom Sen'la küçük Ross, 4. sınıftaki tek 90 kiloluk çocuk olduğundan daha alaycı bir lakap olamazdı herhalde. Onu köşeye sıkıştırdıklarında ortaya çıkıvermişlerdi. Seymour sırtını Mr. Mikkelsen'ın tel çitine dayamış, eriyip içinden geçebilmeyi dilemiş, gözünü küçük Ross'ın indirmeye hazırladığı koca yumruğundan ayıramamıştı. Derken seslerin en harikasını, uykusundan uyandırılmış bir ayınınkini hatırlatan pes homurtuyu duymuştu. İki haylaz arkalarına bakmışlardı. Koca köpekli kız ifadesiz bir sesle "Toto şiddetten hoşlanmıyor," demişti. "Kızıyor." "Sen karışma Gale," demişti sen. "Seninle işim yok." "Karışmamı istemiyorsan no problem. Ama Toto'nun ne yapacağının da benimle ilgisi yok." Toto işaret almışçasına hırlayarak atılmış ama Dorothy tasmasını bırakmamıştı. Küçük Ross yumruğunu indirmişti hemen. Sen'la tedirginlikle bakışmışlardı. Koca köpeğin dişleri kararında hiç rol oynamamışçasına "Bırak şu dilsizi," demişti sen. "Değmez." "Evet," demişti küçük Ross. "Zaten ceketime kan bulaşsın istemiyordum." Oğlanlar Seymour'un tepesinden ayrılıp okula doğru gitmişlerdi. 7-8 metre uzaklaştıktan sonra küçük Ross aniden cesur kesilmişçesine dönmüştü. "Dwight kız arkadaşın geldi geri zekalı." "Okul bahçesinde görüşürüz," demişti Stan yumruğunu avucuna indirerek. Dorothy iki oğlana parmağı çekivermişti. Bir şey yapmayacağını bilen Stan dudaklarını dişlemişti. 3 metrelik çiti tırmanıp diğer tarafa atlamışlardı. Ardından küçük Ross pantolonunu indirmiş, tombul ve beyaz poposunu göstermişti. Sonra uzaklaşmışlardı. Dorothy ile Seymour tehlike geçtikten sonra ne yapacaklarını bilmemenin sıkıntısıyla bakışmışlardı. Seymour cebini karıştırmış, yarısı yenmiş bir gofret çıkarıp Toto'ya uzatmıştı. Köpek gofreti tek lokmada yutmuştu. "Ben de seni sevdi sanmıştım," demişti Dorothy. "Cebindekinin kokusunu almış meğer." Seymour gülümseyip köpeğin kafasını okşamıştı. "Ben Dorothy bu arada." "Tanıyorum seni. Sınıfta sorunun cevabını bulamayınca kaleminin tepesini dişleyen güzel kızsın sen. Her gün köpeği okula kadar yanında gelen kızsın. Diğer kızlarla oynamayan ama oğlanlarla maç da yapmayan kızsın. Aklında çok şey olsa da fazla konuşmayan ama benden fazla konuşan kızsın. Sen Seymour'sun değil mi?" Başıyla evetlemişti Seymour. "Birkaç gün boyunca eve bizimle dönsen iyi edersin. En azından o iki soytarı unutana kadar. Ödeşmeye bakacaklardır." Yine başıyla evetlemişti Seymour. "Eve her eşlik başına bir gofret," demişti Dorothy gülümseyerek. Seymour elini uzatmış, el sıkışmışlardı. Seymour'un hayatında ilk defa bir arkadaşı olmuştu. Sonrasında Dorothy, Seymour ve Toto hep birlikte eve dönmüşlerdi. Fazla konuşmuyorlardı. Seymour hiç konuşmuyordu ama gene de hoştu. Sadece hoş değildi, harikaydı. Öyle harikaydı ki Seymour az daha konuşacaktı. Az daha. Konuşamadığından değildi. En azından Seymour konuşabileceğinden emindi. Babası büyük profesör hariç Seymour'un kelime darcığı tanıdığı tüm yetişkinlerinkinden genişti. Uyuyamadığı gecelerde o gün öğrendiği kelimeleri sessizce tekrarlardı. Tek bir nefesle hepsini hayata getirebilirdi. Ama getirmiyordu. Daha 10 aylıkken konuşmayı öğrenmiş ama doğru dürüst konuşabilene kadar konuşmamaya karar vermişti. Sıfırdan üniversite seviyesinde konuşmaya geçerek büyük profesörü afallatmak istiyordu. O zaman dikkatini çekerdi işte. Ama Seymour öğrendikçe ne kadar az bildiğini anlamıştı. Bu yüzden de büyük sürprizini erteleyip durmuştu. Sonrasındaysa büyük anı ıskaladığını fark etmişti. Birden herkesin derdi şu olmuştu: Seymour neden konuşmuyor? Konuşması yahut konuşmayışı resmen büyük mesele olmuştu. Konuşmaya kalksa herkes ilkin niye sorusunu soracaktı.
Bu ise herkesle anlamı gelecek bir cevap veremeyeceği soruydu. Haliyle sessiz kalmaya devam etmişti. Doktorlar muayene etmiş, incelemiş ama herhangi bir terslik bulamamışlardı. Çoğu otistik olduğunu düşünmüştü. Konuşmadığınızda insanların yanınızda o kadar çok konuşmaları komikti. Hepsi Seymour'un anlamadığını varsayıyordu, anlıyordu oysa. Sorun oydu, fazla anlıyordu. Çimen neden yeşil, gök neden mavi biliyordu. Yer çekiminin kendisini neden aşağı çektiğini ama neden ayağını kaldırıp çekime karşı koyabilecek denli güçlü olduğunu biliyordu. Parçacık fiziğini herhalde 11 yaşındaki çocukların bilmesi gerektiğinden çok daha fazla biliyordu. Aslında parçacık fiziğini gelmiş geçmiş tüm 11 yaşındaki çocuklardan çok daha iyi biliyordu. Ama o başka hikayenin konusu. Sadece kendisi gibi yapısı tuhaf, sayıları ve denklemleri, akla ziyan şekilleri ve imkansız bağları düşünebilen birinin evrenin sırlarını çözebileceğini biliyordu Seymour. Günün birinde çözeceğini de biliyordu. Önce şu aptal çiftçi çocuklardan biri canını almazsa tabii. Ama şimdi hiçbirinin önemi yoktu. Tek önemli olan orada yerde yatan ve kan kaybeden Dorothy'ydi. Yardım getirmezse ölecekti. Onu da anlıyordu Seymour. Evinin basamaklarını koşarak çıktı, kapıyı savururcasına açtı, annesinin aldığı inek çanını alıp var gücüyle çalmaya başladı. Kimse gelmedi. Derken dolabın kapağına iliştirilmiş sarı not kağıdını gördü. 3'te dönerim. Acıkınca meyve ye. Öptüm, annen. Yumruklarını sıktı Seymour. Telefonu aldı, numaralara baktı ve bir anlığına muhteşem örüntüleriyle itti. Hiç düşünmeden 9 sayıyı çarptı. 362.880. Karesini aldı. 131 trilyon 681 milyon 894.400 çıktı. Sondaki bir çift sıfırıyla pek hoş, pek yuvarlaktı. Küpünü almaya başlayınca tuttu kendini. Matematik zamanı değildi. Telefon etme zamanıydı. 9, 1, 1. Karşı tarafta biri nedense anında açtı. Acil durum nedir? Seymour ağzını açtı ama bir şey diyemedi. Nereden başlayacağını bilemiyordu. Aslandan bahsetmeli miydi? Yok. Santraldaki kız uydurduğunu düşünürdü. Ne kadar ayrıntılı vermeliydi? Yaranın yerini, baltanın büyük ihtimalle şah damarını kestiğini mi söylemeliydi? Ya da... Alo, kimse yok mu orada? Acil durum nedir? İlk sözlerin sayılar olması çok uygundu Seymour'a. 355 Williams Sokağı'nın 1605 metre güneydoğusu. Acele edin, ölüyor. Santraldaki kız başka şeyler soracaktı ama Seymour yeterince bilgi verdiğini biliyordu. Telefonu kapattı, kırmızı beyaz damalı bulaşık bezlerinden birkaç tane kaptığı gibi kapıdan fırladı. Dorothy horozun ötüşüyle uyandı. Hala ahırda, toprak zeminde yatıyordu. Dayaktan sonra bayılmıştı anlaşılan. Boynunda kalın sargıyla hastanede daha dün mü uyanmıştı? Hemşire, hayatını Seymour'un kurtardığını söylemişti. Hayatını kurtarmasının ödülü ise M teyzenin Seymour'a çiftliklerine gelmeyi yasaklamasıydı. Dorothy inleyerek yanına döndü. Sırtı zonkluyordu. Durumunu kavrayabilmek için elini sırtına götürdü. Teni toz, toprak ve kalın, yapışkan çizgiler halinde kurumuş kanıyla kaplıydı. Yüzünü yokladı. Bir gözü hala şişti ve çenesinde uzun, zikzak çizen bir yara vardı. Mankenlik kariyerim gitti, gider. Dorothy gülümsedi ve acı acı yanağına yayıldı. Yüzünü buruşturarak atletini giydi. Üzerine ise bir köşeye tar top bırakılmış lacivert beyaz pazen gömleğini geçirdi. Oyma eli hiç düşünmeden aldı. Her niyeyse eli tutmak bir arkadaşıyla el ele tutuşmuşçasına iyi geliyordu. Seymour. Ama Seymour değil. Dorothy kalktı ve sızlayan dizlerle toparlayarak ahırdan çıktı. Sabah ayazı vardı ama iyi geldi. 10 metre bile ötede olmayan eve baktı Dorothy. Sundurmadaki lamba şafak öncesi alacasında pek sönük parıldıyordu. Dün gece evden kaçacağına yemin etmişti. Kimi kandırıyordu? Nereye gidecekti? Nasıl para bulacaktı? Ya yiyecek? Kabul et işte. Dayak yemekten fazla korkuyorsun dış dünyadan. Dayak o kadar da fena değildi. Öyle mi? Git, aynaya bak ve aynı lafı ard arda 10 defa söyle bakayım. Birden kocaman, kıllı bir yaratık atladı üzerine. Ay!
Dorothy gerileyip dengesini buldu ve iri Alaska kurdunu sıcaklığına şükrederek kucakladı. Köpeğin dili yüzünü yalarken, ''Merak etme Toto'' dedi. ''Seni asla bırakmam. Gel, dolaşarım biraz.'' Öğle yemeğine döneceğini bilmesine rağmen hiç değilse kısa süreliğine uzaklaşmak zorundaydı evden. ''Tebrikler. Bugün senin günün. Müthiş yerlere gidiyorsun. Uzaklara gidiyorsun.'' Aklına doluşu veren bu sözler, Dr. Seuss'un o The Places You Will Go'sundaydı. Babasının her gece okuduğu özel kitaplarındaydı o kitap. Dorothy boğazından yükselen hıçkırığı bastırdı. Babası öleli neredeyse 6 yıl olmuştu ama hala dün gibiydi. ''Gel Toto'' dedi. Ardından babasının deyişiyle Hekim Bey'den şu alıntıyı yaptı. ''Kendi başımızayız, ne bildiğimizi biliyoruz. Biz nereye gideceğine karar verecek kızla köpeğiz.'' Gerçekte hissettiğinden çok daha özgüvenli ve klişe çıkmıştı sesi ama alıntı neşesini yerine getirmişti. Tahta el elinde eve sırtını döndü ve yürümeye başladı. Birden durakladı ve doğan güneşe bakarken gülümsemesi yüzünde donuverdi. Yeşildi. Dorothy tarlanın ta ötesinde beliren akla ziyan uzunluktaki rüzgar konisinin gözlerine kısarak baktı. Hortum. Ama sıradan bir hortum değildi. Yeşil bir hortumdu bu. Derken güneşin değil rüzgarın yeşil olduğunu kavradı. Hoş, bunu fark etmesi onu rahatlatmadı. Hava güneşin doğmasının o kadar da iyi bir fikir olmadığına karar vermişçesine kararı verdi. Toto inledi. Aynı anda rüzgar evin kapısını savurarak açtı. Dorothy eşikte Henry eniştenin silüetini gördü. İnce telli saçları sinekler misali uçuşuyordu. Henry enişte içeri gitti ve birkaç saniye sonra M teyze ile el ele geri döndü. Fırtına, sığınağına koşarlarken M teyzenin geceliğini uçuşturuyordu. Henry enişte sığınağın kapağını rüzgara karşı tutarken M teyze merdivenden indi. Dorothy'yi o anda gördü. "Koş!" diye bağırdı. "Hortum geliyor. Dışarıda kalırsan ölürsün." Dorothy devrilmemek için Toto'nun tasmasına yapıştı. Teyzesinin yanına dönme fikri hoşuna gitmese de ölmekten iyiydi. Çok daha iyi değildi gerçi. Koş! Dorothy ile Toto, yarım futbol sahası mesafede can çekişen çakallar misali uluyan rüzgar kulaklarında koştular. Hortum göğsüne bastırıyordu. Dorothy, Toto'nun tasmasını tutan parmaklarını gevşetti, her şeyi savuran rüzgara karşı eğilerek ilerlediler. Toz toprak uçuşuyordu ve Dorothy'nin tek görebildiği yeşil bulanıklıktan ibaretti. ''Sakın durma Toto.'' Bir eli tasmada, diğer elinde uçuşan ıvır zıvıra karşı gözlerine siper ettiği tahta elle ilerlemeye çalışıyordu. Birdenbire bir şey, biri, çarparak ayaklarını yerden kesti. Kırık kaburgası sert zemine çarptığı anda bütün bedeni ızdırapla aykırdı. İnleyerek sırt üstü dönüp baktığında yanında yatanı görerek şaşakaldı. Bir kız yatıyordu yanında. Kadidi çıkmışçasına zayıf, uzun, tarak görmemiş saçlıydı. Yüzü kan ve kir lekeleriyle doluydu ve çenesinde çirkin mi çirkin beyaz bir yara izi vardı. Tanıdık geliyordu biraz. Vahşi bir havlama rüzgarın uğultusunu bastırdı ve toprağa savrulmuş iki kızın ayaklarının dibinde birden Toto belirdi. Kız doğrulup oturdu ve köpeğe bir çeşit sopa savurdu. ''Dokunma ona!'' Dorota hiç tanımadığı bir güçle ayağa fırlayıp bağırmıştı. Kızı itekledi ve Toto'nun önüne dikilip oyma eli bir silahmış gibi tuttu. Uçuşan saçları yüzünü örten yabani kız gülümsedi. Derken kolunu adeta bir korku filmiymişçesine yavaşça kaldırdı. Elinde yeşil lekelerle kaplı bir balta vardı. Kano, yeşil kan. Nereden bildiğimi bilmiyorum ama biliyorum. Yabani kız delilere has bir çığlık atarak üzerlerine saldırdı. Dorothy içgüdüsel bir hamleyle Toto'nun tasmasını yakalayıp koşmaya başladı. Rüzgarın uğultusuna rağmen kızın şöyle bağırdığına yemin edebilirdi. ''Dur kaçma, kanın eminim nefistir.'' Daha hızlı koştu Dorothy. Tam o anda 5 telefon direği kalınlığında bir meşe önüne devriliverdi. Dorothy korkudan dona kaldı. Toto olmazsa hortum alıp savurana kadar öylece kalacaktı. Tek dostu çekti Dorothy ileri doğru. Hiç düşünmeden körlemesine ilerledi Dorothy ve nereye gittiklerini anladı. McCurry'in eski teneke kulübesi 9-10 metre ilerisindeydi.
İrade gücüyle ilerlemeye devam eden Toto'nun tasmasına can simidi misali sarıldı. Nihayet kulübenin kapısına ulaştılar. Dorothy tutamağı yakaladı ve rüzgar kapıyı öyle şiddetle açtı ki metal duvara çarpan kapı duvarda iz bıraktı. Toto atıldı ve Dorothy'yi içeri sürükledi. Bir saniye sonrasında rüzgar kapıyı çarparak kapadı. Dorothy dökündü, kulübenin içine bakındı. Teneke duvarlar zangırdıyordu. Duvarlara asılı bir sürü paslı ve sivri alet yerlerinden atlayıp Dorothy'ye saplanmak için sabırsızlanıyormuşçasına takırdıyordu. Pek iyi bir fikir değildi belki de. Dorothy sarsılan kapıyı açılmaması için sımsıkı tuttu. Toto inledi. "Tamam oğlum, kurtulacağız." dedi ya, içinden keşke diye geçiriyordu. Rüzgar aniden kapıyı Dorothy'nin ellerinden kurtardı ve açtığı anda Dorothy bir traktörün kökleri mürekkep balığının dokunaçlarını andıran kocaman bir ağaçla havada çarpıştığını gördü. Sonra kapı çarparak kapandı. Vay canına. Dorothy telaşla bakındı ve yabayı kaptığı gibi kapının tutamağına dayadı. Yere çömeldi, Toto'ya sarıldı. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak, bir şey. Acı dolu, metalik bir çığlık koptu ve kulübe yan yattı. Dorothy çığlık atarak duvara, yeni zemine çarpıp bir dizi şekilsiz tırmık ve kirli paspasın üzerine düşerken üstüne bir yığın paslı alet yığıldı. Çığlığını yarım bırakansa bahçıvan makasıydı. Havada açılıveren ağır makas dümdüz aşağı inip Dorothy'nin etine kağıtmışçasına dalarak feci bir acı ve kan patlaması eşliğinde kalbine saplandı. Hortum kulübeyi fırtınanın merkezine savururken Dorothy hareketsiz kala kaldı. Tek, basit bir neden olmazsa haykırmaya devam ederdi Dorothy. Ölmüştü. Dorothy pek uzun süre ölü kalmadı. Ama neden ölü kalmadığını anlatmak hikayenin bu noktasında biraz zor. Dorothy Gale'in 8 Mart 20 TK tarihinde dünyada öldüğünü söylememe inanın yeter. Sonra neredeyse hemen en azından kendi bakış açısından hayata döndü. Dorothy zümrüt yeşili havayı içine çekti. Acıyan göğsünü tuttu ve kanlı bahçıvan makasını çekip attı. Kulübenin içi o anda uzadı. Ama sadece kulübenin içi değildi uzayan. Her şey öyleydi. Aletler, hava, Toto, kendisi bile. Sanki evren oyun hamurundan yapılmıştı ve görünmez, devasa eller bozma vaktinin geldiğine karar vermişti. Dorothy ancak bir yansıma kadar derinliğe sahip olana kadar düzleştiğini, yassıldığını hissetti. Her şey sanki evren iki cam levha arasında sıkıştırılıvermişçesine tamı tamına aynı uzamdaydı. Öyle sıkıştırılmıştı ki iki levha aralarında ezilen onca galaksiye rağmen birbirlerine değmek üzereydi. Dorothy elini hareket ettirdi ve yeni gerçeklikle elinin iki boyutta var olmasına rağmen aynı anda üç boyutta birden hareket edişini izledi. Anlamaya çalıştı ya, çabası sadece başını ağrıttı. Seymour'un çizimleri gibi. Gözlerini kapadı ve sonsuz incelikteki göz kapaklarının yamyaslı göz bebekleri üzerine jaluzi misali kayışını hayal etti. Yutkunan, bir insanın nasıl yutkunacak derinliği olmaz. Dorothy gözlerini açıp açık kapıya baktı ama görecek bir şey yoktu. Yeşil rüzgar yoktu. Güneş yoktu. Hiçbir şey yoktu. Sadece bomboş uzay. Ama uzay da değildi. Çünkü uzay bile bir şeydi ve bu o bile değildi. Bomboş uzay değildi bu. Bomboş boşluktu. Dorothy çıt çıkarmaktan korkarak sımsıkı yumdu gözlerini. Ses bile mi yok artık? Yoksa o da diğer her şey gibi yamyazsı mı? Birden dünya hızla toparlandı. Öyle bir ışık çakması, bir patlama türü bir şey olmadı. Bir an yamyazlıkken... Zaman geçmiş miydi? İçinde bir şey hayır diyordu. Ama buna rağmen bu pürüzsüz, yassı dünyada ebediyete dek yaşadığını biliyordu. Bir an sonra bütün oldu. Elleriyle bedenini yokladı. Kalınlığına, minik memelerinin şişkinliğine, kaburgalarının kıvrımlı katılığına ve göbek deliğinin oyununa güldü. Tereddütle açtı gözlerini ve açık kapıdan üzerine gelen manzaraya baka kaldı. Hayatında gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Akla ziyan, hiç görmediği canlı renklerle dolu bir resim gibiydi. Her şey, gölgeler bile her yanı, dünyayı hiper sahici kılan bir ışıkla parıldıyordu. Adeta o ana dek
siyah beyaz bir düşte yaşamıştı ve renkli bir filmde uyanıyordu. Sıcak bir rüzgar esince Dorothy gördüklerini anlamaya çalışarak gözlerini kıstı. Tek anlayabildiği ise kulübenin düşüşte ve yere çakılmak üzere olduğuydu. Çakılması onu öldürmezse yine aşağıdaki mavi eldivenli küçük tipler kesin öldürürdü. Üç. Beyazlı kadın, siyahlı kadın. Dorothy'nin içine dünyayı dışarıda bırakmak düşüşünü engelleyecekmiş gibi kulübenin dış duvarına yapışmış kapıyı kapama dürtüsü doldu. Korkuyla inleyen Toto'ya sarıldı. Öleceğim. Yine. Hiçbir oğlanı öpmeyeceğim. Evlenemeyeceğim. Yemyeşil çayırlara dağılan şu tuhaf, tombalak tipleri göremeyeceğim. Başıma ne geldiğini öğrenemeyeceğim. Dorothy tüm benliğiyle Tanrı'nın yüzüne azıcık gülmesini diledi. Birden güldü. Kulübenin düşüşü bir sarsıntıyla yere 100 metre kala durdu. Daha tuhafı, Dorothy tavanda yere bakan kapının karşısında dikiliyordu ve düşmüyordu. Yer çekimini hissediyordu ama yer çekimi iki mıknatısı ayırırcasına kolayca direnebileceği kadar zayıftı. "Vay canına!" diye mırıldandı. Kulübe düşüşe yeniden başladı. Dorothy yüreği ağzında pervaza tutundu. "Hayır!" Kulübe gene sarsılarak durdu. Toto hırladı ama havlamaya başlamadan Dorothy başını sevdiği şekilde okşadı. İkisi de sakinleştiler. Dorothy soluk soluğa neler olduğunu anlamaya uğraşıyordu. 50 kadar mavi eldivenli minik, şişko tipin 10 metre kadar üzerinde duruyorlardı. Rengarenk giyinmişlerdi ve yukarıdan tepelerine pamuk konmuş renkli sakız torbalara bakıyorlardı. Hiçbiri Dorothy'yi fark etmiş gibi görünmüyordu. Dikkatleri başka bir şeydeydi. Kalabalığa sırtını dönmüş bir kadının etrafında toplanmışlardı. İri kıyım küçük adamlar, analarının ardına saklanan çocuklar misali kadının bacaklarına sarılıyor, upuzun, salınan siyah cübbesinin arasından bakıyorlardı. Diğerleri ise mor benekli kocaman, siyah şemsiyelerin ardına gizlenmişlerdi ya. Dorothy bir an sonra şemsiyelerin aslında dev mantarlar olduğunu anladı. Karşılarındaysa aynı duruşta bir başka kadın vardı. Ama bu kadın epey tombalaktı ve baştan aşağıya beyaz giyinmişti. Ayaklarının dibinde Dorothy yaşlarında bir kızın cesedi vardı. Kızın yüzü yeşil boyaya benzer bir şeyle lekelenmişti. Aynı boya başının altından akarak parlak kırmızı çimlerde yemyeşil, oval bir birikintiye dönüşmüştü. Kızın kıpırtısız gözleri Dorothy'ye huzursuzluk verici bir aşinalıkla bakıyordu. Beyazlı kadın kızın boğazına bastı. 10 küsür metre yüksekten bile duyuldu kemik çatırdıları. Kız kımıldamadı bile. Aman tanrım, yeşil boya değil bu. Kan. Kız. Ölü. Var mı başka mini şastan müdafi? Beyazlı kadın sırıttı. Ayağını kızın boğazından kaldırıp kafasını tekmeledi. Dorothy dudaklarını ısırdı, kulübe sarsılmaya başladı. Minişlerin cesareti de minik anlaşılan, diye alay etti beyazlı kadın. Gelsenize, en azından bunun bana kafatılacak cesareti vardı. Yok mu başka aranızda? Ben varım. Tutamamıştı kendini Dorothy. Kalabalıktan bir hayret sahası yükseldi. Hepsi birden kafalarını kaldırıp baktılar yukarı. Yüzleri tombik ve maviydi. Aman tanrım! Mavi eldivenli değiller. Tenleri mavi. Beyazlı kadın kafasını kaldırıp bakınca Dorothy nefesini tuttu. Yüzü kapkaraydı. Öyle Obama veya Jay-Z gibi değildi ama zeytin karası. Sırf o da değil. Ak olması gereken göz akları da siyahtı. Yüzündeki tek renk bembeyaz göz bebeklerini çevreleyen turuncu gözleriydi. Sen de kimsin? Dedi beyazlı kadın. Dorothy. Dedi Dorothy. Bu da Toto. Peki, Dorothy ve Toto. Gelsenize aşağı. Sizi öyle bir kırbaçlarım ki... Kırbaç kelimesi ağzından çıkar çıkmaz üç şey oldu. İlki Dorothy'nin zihni kızıla kesti. İkincisi Toto hırladı. Üçüncüsü kulübe toparlanıp balyoz misali yere indi. Beyazlı kadın haykıracak dahi vakit bulamadı. Bir an Dorothy'ye bakarken sonraki anda kulübenin altında yere, bizim bildiğimiz yere değil, yapıştı. Bedeni tenike kulübenin altında iç kıyan iki sesle ezildi. İlki bin kürdanın aynı anda kırılışı gibiydi. İkincisi ise
Dorothy'ye patlayan bir ketçap poşetini anımsatmıştı. Dorothy ve Toto şiddetle kıçlarının üstüne oturdular. Birkaç saniye çıt çıkmadı. Derken mavi minişlerden biri ''Aman tanrım, bu bir şirin galiba.'' eşikte belirdi. ''İyi misin?'' Sesi kalıplı savunma oyuncularına has ölçüde inanılmaz pesti. Toto derhal atılıp Dorothy ile 90 santimlik mavi adamın arasına girdi. Dorothy karşısındaki sanrıya ''Evet.'' dedi. Kusacak gibiydi. ''Şahaneyim.'' ''Şahane mi?'' Dorothy kalktı ve anında ince teneke zeminde oluşuvermiş kadın şeklindeki tümseye takılarak tökezledi. Mavi adam Dorothy'yi yüzüstü düşmeden yakaladı. Toto saldırayım mı dercesine Dorothy'ye baktı. Dorothy köpeğin başını okşayıp yana açılarak mavili adamın yardımına izin verdi. Yakut rengi çimlere adım attığı anda beyazlı kadının ayaklarının kulübesinin köşesinden çıktığını gördü. Kanlı kafasıysa diğer uçtan çıkmıştı. ''Vay canına!'' dedi Dorothy. Mavi kalabalık Dorothy'nin hayret ünlemini memnuniyet belirtisi sayıp alkışlamaya ve hep bir ağızdan bağırmaya başladılar. ''Vak canına! Vak canına! Vak canına!'' Toto havlayarak karşılık verdi. Tombalak göbeklerini tokuştura çarpıştıra Dorothy'nin etrafını sardılar. Minik, ak saçlı kafalar, karlı kaplı tenis topları misali inip kalkıyorlardı. Birkaç Toto'yu çevreledi, sarılıp okşamaya başladılar. Diğerleri tuhaf fotoğrafı negatif gözlerindeki parıltılarla Dorothy'ye bakıyordu. Beyazlı kadındaki, şimdi, müteveffa gibi göz bebekleri kapkara akların ortasındaki beyaz noktalardı. Şirinler hep bir ağızdan konuşuyor, birbirlerine sarılıyorlar, birbirlerini kutluyorlardı. Beyazlı kadın pek sevilmiyormuş anlaşılan. Soru yağmuru altında Dorothy her birine lakap takmadan duramadı. Noel şirini, nasıl başardın Dofia? Beyaz saçları yüzünden hepsi Noel şirin gibi görünüyordu ama bu Hobbit'teki cücelerinkini andıran sakalıyla diğerlerinden daha yaşlı duruyordu. Feci obez şirin, öldün sandık. Çirkin dişi şirin, ufak evi nereden buldun Dofia? Lütfen, lütfen diye yankılanan bir ses. Şirinler susarak uzun boylu, muazzam güzel bir kadına doğru döndüler. Teni kağıt beyazlığındaydı ve kapkara cübbesi altında resmen parıldıyordu. Eminim ki Dopya. Dorothy diye düzeltti Dorothy. Hayaletsi kadın gülümsedi ve lafını Dorothy hiç konuşmamamışçasına devam etti. Eminim ki Dopya az önce olanlar yüzünden biraz şaşkın. Bize bir dakika izin verirseniz. Dorothy mi? Dedi şaşkın şirin. Dorothy de kim ya? Dorothy buysa Dofia nerede? Dedi böcek gözlü şirin. Kadın hepsini kibarca yana iterek tamam tamam dedi. Dofia bu. Azıcık kafası karışmış işte. Kadının soğuk eli Dorothy'yi kolundan tuttu ve gene kibarca ama emreder bir tavırla itekledi. Gel benimle. Kör edici beyazlıktaki kadın itirazına fırsat tanımadan Dorothy'yi kalabalıktan uzaklaştırdı. Şirinler kutlama ve alkışlar arasında gidişlerini neredeyse fark etmediler bile. Toto yanlarındaydı. Dorothy kendini mi yoksa onu mu sakinleştirmek istediğinden emin olamadan başını okşuyordu köpeğin. Dönüp baktığında şirinlerin cesedin bacakları etrafında toplandıklarını gördü. ''Ayaklarını keselim!'' diye bağırdı çatlak şirin. ''Evet!'' yanıtı geldi kalabalıktan. Becerikli şirin ''Baltamı getireyim!'' diye teklifte bulundu. ''Balta! Balta!'' diye neşeyle haykırdı kalabalık. Seslenme mesafesini açtıklarından ''Uf uf!'' dedi Dorothy. ''Seri katil falan mıydı o kadın?'' Siyahlı kadın Dorothy'yi devasa bir şapkalı mantarın ardında yönlendirirken ''Falandı!'' diye mırıldandı. Bir taş yığınına uzattığı parmağıyla havada bir şekil çizdi, taşlar havalanıp fır dönmeye başladılar. Toto gergince gerileyip Dorothy'nin etrafında dolandı. Dorothy eğilip kısmen onu, kısmen kendini sakinleştirmek için köpeğine sarıldı. Taşlar sıvılaşmaya başlar görünene kadar döndüler. Dorothy daha vay canına diyemeden bugünlerde sık söyler olmuştu. Sıvı kapkara bir buluta dönüşüp ortadan ikiye ayrıldı. İki bulut tekrar sıvıya ve ardından dönmeye devam eden iki kıtaya dönüştü. Katı cisimlerse biçimlenip tekerlekli, kolçakları ve sırtı ayarlanabilir ofis koltuklarına dönüştüler. Düş görüyorum. Düş görüyorum değil mi?
Siyahlı kadın ortaya çıkan iki koltuktan birine oturdu. Dorothy diğerine buyur etti. Rahatla şekerim. Oturmanı tavsiye ederim. Dorothy altında birden kayboluvermişçesine tedirgin oturdu koltuğa. Puf puf dedi soluk ve tenli kadın. Ha? Dorothy'nin aklı hala işliyormuşçasına ağır heceleyerek sen puf puf dedi kadın bir daha. Sigara mı? Evet. İstersen birilerine pipo ya da nargile getirtebilirim. Ah, olur, dedi Dorothy. Bir sigara iyi gelebilir. Siyahlı kadın cübbesinden telefon ambalajlı bir paket çıkardı. Mor ve yeşilli paket. Ön tarafında kafası alev almış bir adam resmi vardı. Kadın, Dorothy'ye akik rengi, mavi filtreli bir sigara uzattı. Dorothy daha önce bir iki defa sigara içmişti ama sürekli içermiş pozlarına büründü. Şirin kalabalığın ortasında duran kapkara bir kadının üzerine inmeden önce bir kulübede uyanmaktan daha acayip değil sonuçta. Değil mi? Ya. Kadın kendine de bir sigara aldı. Paketi cübbesine sokup gümüş bir çakmak çıkardı. Dorothy'nin sigarasını simsiyah bir alevle yaktı. Dorothy bir nefes çekti. Sigara okulun arkasında kaçak tüttürdüklerinden çok daha sertti ama öksürüğünü tutmayı becerdi. Yanık böğürtlen tadı vardı. Siyahlı kadın sıkı bir nefes çekti ve porselen beyazı burun deliklerinden turuncu dumanı savurdu. Bakışları şirinlere döndü. Dorothy, becerikli şirinin baltasını alıp geldiğini anladı. Balta havayı yarıp inerek iğrenç cıvık sesler çıkartmadan önce her yükselişinde parıldıyordu. Her inişinde şirinlerden oh ve ah sesleri yükseliyordu. Pek şeker yaratıklar ama kafaca 5 yaşında çocuklar kadarlar. Ruh halleri de çok değişken. Akşama balta miniş kanı dökse şaşmam. Hoş, şimdilik Bertha'yı doğurmaktan memnunlar. Hak etmişti. Hiç sevmezdim kaltağı. Bertha mı? Öyle korkutucu isimlerden değil, değil mi? Gülümsedi siyahlı kadın. Kendi de sevmezdi zaten. Neyse, minişler doğunun hain cadısını derlerdi ya. Benim için ezelden beri koca Bertha'ydı. O, Bertha, cadı mıydı? Siyahlı kadın bir nefes daha çekti. Hı. Dorothy kendini inandırmaya çalışır bir vurguyla McGuire'nin kulübesi bir cadının üstüne düşüp canını aldı, dedi. Somurtma öyle. Betha minişlere çok azap çektirdi. Sen öldürmesen başkası öldürürdü. Kulübe öldürdü onu, dedi Dorothy. Ben değil. Ha o, ha bu. Siyahlı kadın sigarasını yere bastırıp söndürdü. Ve izmariti bir fiskeyle attı. Pis alışkanlık. Bırakacağım bir gün. Sense sigara içmek için çok daha küçüksün. Ama yaşadığın sabahtan sonra ayıplayamam açıkçası. Kol saatine bakıp iç çekti kadın. Daha 10 bile değil. Her şey bitmeden o kanser çubuğunun yanında bir şey de içmek ister misin? Ne diyeceğini bilemeyen Dorothy başıyla evetleyip bir nefes daha çekti ve öksürüğe boğuldu. Yanık böğürtlen tatlı duman başını döndürmüştü. Ah! Bu arada ben de Glinda, dedi kadın elini uzatarak. Neydi demiştin adın? Dora mıydı? Dorothy. Hah, Dorothy. Tanıştığımıza memnun oldum. Kusura bakma, durumun için yani. Dorothy önce ne sorması gerektiğini düşünerek kadına baktı. En barizinden başlamaya karar verdi. Neredeyim ben? Miniş işten. Geldiğin yerde fazla miniş yok herhalde. Sadece Dunkin Donuts'ta var. O ne o? Donut dükkanı. Donut ne ki? Aman neyse, önemli değildir herhalde. Sonuçta evinden çok uzaktasın evlat. Dorothy kör edici şekilde parıldayan mor siyah güneşe baktı. Kansas'ta değilim artık değil mi? Öyle. Tahminen bugüne dek hiçbir Kansasçı Kansas'tan senin kadar uzaklaşmamıştır. Kansaslı? Kansaslı ne ki? Glinda'nın dil bilgisini düzeltmenin faydasızlığını kavrayan Dorothy, boş ver, dedi. Nasıl geldin buraya peki? Glinda dudağını ısırdıktan sonra suçüstü yakalanmış gibi ellerini kaldırdı. Benim kabahatim. Ama nasıl? Glinda'nın kapkara cübbesine ve taştan dönüşen ofis koltuklarına bakarken fark etti. Nasıl böyle aptalca bir soru sorabilirdi? Sen de mi cadısın? Cadı nahoş bir kelime. Ben süper kadını tercih ediyorum ama kimsenin diline takılmıyor maalesef. Dolayısıyla evet, cadıyım.
Hortumu sen mi yolladın? Hortum derken? Oturduğum çiftliğe çöküp kulübeyi kapan yeşil hortum. Siklon. O getirdi buraya beni. İlginç, diye mırıldandı cadı. Her şey birden yamyazsa oldu ve derken bir baktım kulübe şeyin diğer cadının tepesinde. Ezme işi gayet sıkıydı bu arada. İçi kabaran Dorothy'nin, nasıl yani? Numaran hoşuma gitti. Öyle gösterişe falan girmeden basit ve etkili. Senin yaşındaki çocukların çoğu gösterişe girerdi. Ne bileyim işte, yeri yarıp Berta'yı içine atmalar, yıldırımla çarpmalar vesaire. Dofya mesela öyle yapardı. Tabi Berta. Aman neyse. İyi iş, tebrikler. Bir dakika, dedi Dorothy. Ter damlası ensesinden aşağı süzülüyordu. Ne demek iyi iş? Kulübeyi üstüne indiren benmişim gibi konuşuyorsun. Glinda derin bir nefes çekip, sendin, dedi. Tebrikler Kansasçı Dorothy. Doğu'nun hain cadısını sen öldürdün. Dorothy devrilip kalıverecek gibiydi. Ama ben cadı değilim ki ben. Kesin öylesin. Cadı diye bir şey yoktur bir kere. Onu demin konuşmadık mı? Dedi Glinda. Bir sigara daha çıkardı. Bertha cadıydı. Ben de cadıyım. Dofya da cadıydı. Belli ki sen de cadısın. Epey de güçlüsün bu arada. Dorothy ayağa fırlayarak ''Yaptıklarını yapamam ben.'' dedi. Birkaç adım atıp eskiden taş diye bilinen ofis koltuğuna baktı. ''Yapamam ben böyle şeyler.'' ''Yeteneğin var. Zaman tanı kendine.'' Dorothy yumruklarını sıkıp gözlerini yumdu. ''Düş görüyorum. Komadayım. Delirdim.'' Mümkün açıklamaları aklından geçirip hiçbirine inanamadı. ''Dofya, iyi misin?'' Dorothy gözlerini açtı. Dofya da kim? Hem niye minişler bana öyle deyip duruyor? Pardon, dedi Glinda. Feci benziyorsunuz. Anlamıyorum. Anlamak istemezsin, inan bana. Çarçabuk değiştirdi konuyu Glinda. Demek Kansas'ta hiç cadı yok öyle mi? Sadece masallarda var. Büyüde mi? Yok. Şansa bak, büyü dediğin baş belasıdır. Herkes kıyak zanneder ama aslında. Öf, yani... Güçlü cadılar millete eziyet edip dururlar ki bu yüzden iyi cadılar mecburen tüm vakitlerini onları durdurmaya harcarlar. Şiddet kısır döngüsü anlayacağın. Hiç buluşmasan daha iyi, inan. Glinda bir sigara daha çıkardı. Ağzındakini fark edince yere atıp söndürdü ve üçüncüyü yaktı. Eve dönmek istersin herhalde. Dorothy hiç düşünmeden evet dedi ama birden evini hatırlayamadığını fark etti. Bulanık bir çiftlik görüntüsü vardı hafızasında. Hırıldayan yaşlı bir kadın, bir Doktor Seuss kitabı okuyan, güler yüzlü bir adam. Başka? Hiç. Hepsi gitmişti. Hatırlayamadığı sırf evi değildi. Hayatını da hatırlayamıyordu. Kırıntılar vardı ama geneli bomboştu. Ne oldu? Dedi Glinda. Hatırlayamıyorum. Önemli bir şey değilmiş o zaman. Yok, onu demiyorum. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Aa, dedi Glinda. Çoğu herhalde öldüğünde... Glinda lafını yarım bıraktı. Dorothy başını yana eğdi. Öldüğünde derken... Ne? Öldüğünde mi dedim? Yok yok, daldığında demek istemiştim. Nereye daldığımda? Dünyamıza işte. Evet, neyse işte. Dünyamıza daldığında anıların birbirine karışmış olmalı. Köpeğini hala hatırlıyorsun ama değil mi? Dorothy dibinde oturan Toto'ya baktı, gerdanını kaşıdı. Hiçbir şey unutturamaz onu bana. İyiye işaret. Anıların muhtemelen kafanda bir yerlerde dolanıyor. Geri gelecekler mi? Geri gelecekler mi? İyi soru. Glinda dudak büzüp omuz silkti. Her şey olabilir değil mi? Boşuna büyü demiyorlar. Dorothy birden geldiğinden bu yana yaşadıklarından çok daha büyük bir panik hissetti. Evimi hatırlayamazken nasıl dönebilirim geri? Yani... Tamam, Kansas'ta onu hatırlıyorum ama adresini falan hatırlamıyorum. Hafızan yerinde olsa bile kendi başına geri dönemezsin zaten. Ama dert etme, lojistik kısmını bana bırak. Sen bu arada içkini yudumlayıp takıl. Minişler çok eğlencelidir. Glinda kalktı, Dorothy'yi Şirinlerin yanına götürdü. Neden Şirinleri hatırlıyorum ama kendi anne babamı hatırlamıyorum? Birden üzerinden kocaman, kapkara bir top
yeşil sıvılar saçarak geçip gitti. Dorothy gömleğine düşen yapışkan damlayı silerken, "Aman tanrım," dedi. "Zannettiğim şey miydi o?" "Koca Beta'nın kafası mı zannetmiştin?" "Hı. O zaman evet, zannettiğin şey," gülümsedi Glinda. "Minişlerin gözlerini bazen azıcık kan bürüyebiliyor. Dert etme ama sen. Canlarını kurtardığını düşünürsek, hepten zom olmadıkları sürece güvendesin diyebilirim. Haydi, gel, tanıştırayım seni. Ha, önce birazcık temizlenmene yardım edeyim diyorum. Şu beyaz gözün bir yere bağlı değildir herhalde, değil mi?" "Ha? Şunu diyorum." Glinda Dorothy'nin gözünün altındaki kararmış şişliğe hafifçe dokundu. "Ha, bu," dedi Dorothy. "Birinden dayak yediğini ki kaburgalarındaki ağrıya bakılırsa ciddi dayak yediğini belli belirsiz hatırlar gibiydi. Ama kimden? Hatırlayamıyordu." "Yok," dedi Dorothy sonunda. "Kararmış. Yani beyaz gözüm bir yere bağlı değil." "Glinda, güzel," dedi ve elini Dorothy'nin yüzüne doğru salladı. Dorothy'ye tenini serin bir sis kaplamış gibi geldi ve gözünün altındaki sızı aniden kayboldu. Yavaşça elmacık kemiğine dokundu ve parmaklarını çenesinde gezdirdi. Şişlik ve bereler gitmiş, geriye sadece çenesindeki iz kalmıştı. "Vay canına!" sırıttı Glinda. "O laf da ağzından düşmüyor. Başımdan geçenleri yaşasan senin de düşmezdi." Dorothy uzun zamandan beri ilk defa sahiden gülümsediğini fark etti. "Şey, diğerleriyle tanışmadan önce acaba çatlak kaburgaları da iyileştiriyor muydun?" İzleyen birkaç saat Dorothy'nin hayatında yaşadıklarının en tuhafıydı. Hoş, hayatına dair neredeyse hiçbir şey hatırlamadığını düşünürsek böyle demek pek bir anlam taşımıyor. Ama Dorothy, minişlerin fokurdayan sarı içkisinden bir yudum aldıktan sonra endişeyi bıraktı. Hayatında sadece bir defa sarhoş olmuştu, öyle zannediyordu. Ama hiç böyle olmamıştı. Her şey güzeldi, mutluydu. Minişlerin tek derdi tanışmak, sırtını sıvazlamak ve yedirmekti. Hepsi inanılmaz ölçüde cana yakındı. Somurtuk Şirin yoktu ama pek zeki sayılmazlardı. Akıllı Şirin, hatta akıllı sayılabilecek Şirin bile yoktu. Ama çılgınca mutlu ve sadece var olmaktan müthiş memnun görünüyorlardı. İster Dorothy'ye koca Berta'yla ilgili acayip hikayeler anlatsınlar, ister dumanlı ateş kuyularında acayip mahlukları kızdırsınlar ya da Berta'nın kesik kafasıyla yakar top oynasınlar yahut Berta'nın kanlı, kesik ayaklarını göstersinler, her yaptıklarını müthiş bir zevkle, hazla yapıyorlardı. Son faaliyete galiba bayılıyorlardı. Dorothy, ilk baştaki tiksintisini aştıktan sonra zevk alır numarası yapmaya, karşısına getirilen Berta'ya ait her türlü parçaya takdirle kafa sallamaya başladı. Ama en güzeli yiyeceklerdi. Dorothy hayatı boyunca hep aynı sıkıcı 10 çeşit yemeği. "Neden yemekleri hatırlıyorum ama insanları hatırlamıyorum? Neyim var benim?" Yediğini, Çin yemeği bile gözüne egzotik gelirdi. Minişlerin yiyecekleri ise çılgıncasına garipti. Tepe gözündeki gibi tek ve cıvık gözlük kızartılmış kuş kafaları, karamel, tereyağlı kızarmış ekmek ve omlet tadında, cıvık yeşil peynirle doldurulmuş, burun akıntısına yol açıyorlardı. Dev tırtıllar, acayip melez sebzeler. Mırs, mısıra benziyordu ama daha büyüktü. Taneleri kiraz büyüklüğünde ve patlıcan moruydu. Soğan ve kızarmış tavuk gibi kokuyordu. Sakajaja, ahtapot gibi kolları olan siyah bir domatesti. Kızarmış sucuk yağına batırılmış lokum gibiydi tadı. Bir de zeninu vardı. Üzüm gibi salkımlı minik kavunlar, ananas ve çiğ et kokulu. Normalde Dorothy önüne konanların yarısını tatmaya cesaret edemezdi. Ama minişlerin içkisi dünyada her şeyi mümkün gösteriyordu. Dorothy dünyada olduğunu sanmıyordu ama başka bir gezegene gittiğini de sanmıyordu. Burası daha çok başka bir dünya gibiydi. Her şey aynı ama farklıydı. Herkes İngilizce konuşuyordu ama mesela renkler birbirine girmişti. Minişler mavi tenliydi, çimler kırmızı, kan yeşil ve gökyüzü turuncuydu. O da mor güneş ufukta kaybolup yerine kapkara ay doğarak göğü aşırı parlak bir beyaza çevirene kadar. Dorothy kendi teninin de bir deniz tonuna döndüğünü fark etti. Şirin mavisinden çok su altı mavisi gibiydi ama. Toto ise evdekinin tam tersiydi. Siyah tüyleri beyaza, beyazlarsa siyaha dönmüştü. Ama en korkuncu gözleriydi. Normalde buz mavisi olan gözleri,
titreşen mumlara has turuncu parıltılardan taşıyordu artık. Dorothy bir ayna aradı ama tuvalette bile bulamadı. Minişlerin hayatı ultramodernle, sesli komutla açılıp kapanan lambalar, sifonu kendi kendine çekilen altıgen klozetler aşırı ilkelin garip bir karışımıydı. Herkes elle yiyordu ve peçete tamamen yabancıydı. Çok şükür tuvalet kağıdı vardı. Kırpışan kara yıldızlara baktı. Siyah bir şeyin kırpışabileceği aklına hiç gelmemişti. Ve güldü. İçkiden başı dönüyordu. Mutlu ve hafifti. Sersem Şirin kocaman kırmızılı yeşilli bir mantarı koparıp ağzına tıkıştırdığında işler iyice çığırından çıktı. Ondan sonra her şey dünyadaki en akla uygun şeymiş gibi göründü. Ne dünyası, tüm dünyalarda. Sesler sanki Dorothy'yi dipsiz bir kuyudaymış gibi yankılandırıyordu. Koku alma duyusu, deredeki balıkların kokusunu alabileceği ölçüde keskinleşti. Ve her yanda canlıymışçasına kıpırdayan, yanıp sönen, her birinin kendi karakteri ve söyleyeceği sonsuz lafı varmışçasına zonklayan tuhaf renkler belirdi. Bir süre sonra minişler birbirlerinden ayırmamaya, önceden ayırdığını varsayıyoruz, başladı. Lakaplarını karıştırarak kullandı. Sersem, şişko, sarhoş, dört göz, çekirdek, çalçene, sakar, cırlak. Sonunda birinin yatağında sızdı. Aslında sığabilmesi için iki yatak birleştirilmişti. Uykuya dalmak üzereyken, oda durmadan dönerken bir düşünce aklını dürtükleyip durdu. Evimi hatırlamıyorsam, neden geri dönmeye korkuyorum?